Kıymetli öğrenciler, merhabalar. Hemen yedinci sorumuza bakalım. Katı cisimler bulundukları yüzeye uyguladıkları kuvvet sayesinde bir basınç oluşturur. Günlük yaşantımızda bu basınçtan çeşitli alanlarda yararlanırız. Aşağıda Ahmet öğretmenin deneyde kullanmak üzere toz haline getirmesi gereken tevişir için kullanabileceği ya da kullanacağı 3 farklı havan ve tokmak görseli yer almaktadır. Bakalım şimdi bizim için önemli olan ee, neydi katı basıncında ağırlık değil mi ya da kuvvet ve yüzey alanı şimdi bakalım ee, tabi burada birkaç tane e, alandan bahsedilmiş ama bizim için önemli olan şu alt yüzeyler olacak üstteki yüzeylerin bizim için katı basıncı için en azından bir önemi yok. Havandanın genişlikleri aynıdır. Kullanılacak tokmakların ağırlıkları aynı. O ağırlıklar aynı olduğuna göre artık neye bakacağım ben? Tamamen yüzey alanlarına bakacağım. Ahmet öğretmen tokmakları aynı kuvveti uygulayarak özdeş tebeşirleri aynı büyüklükte toz haline getirmiştir. Buna göre bu olayla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Şimdi tokmak da bir biz nasıl yaparsak öyle olur. Yani illa böyle bir standarda e, Uyması gerekmiyor. O yüzden yüzey alanları farklı olabilir. Ee, bir sıkıntı yok. Sadece biz e, burada e, yanlış bilgiyi arıyoruz. Buna göre bu olayla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Şimdi şıklardan gidelim. A. Tebeşirler özdeş ve yüzey alanları eşit olduğu için tokmak her vuruşta üçüne de eşit basınç uygular. Şimdi tebeşirlerin yüzey alanlarının Eşit olmasının tokmağın onlara uyguladığı basınçla bir alakası yok. Önemli olan burada tokmağın yüzey alanı ne kadar? Çünkü bakalım burada mesela tebeşirin yüzey alanı uzun, daha doğrusu bir boyu var. Burada yüzey alanı daha az. Burada bakın neredeyse tebeşir kadar yüzey alanı daha fazla. Burada da tebeşirden gene kısa ve daha 2S'den daha büyük, 4S'den daha küçük bir yüzey alanı var. Şimdi bunların tebeşire, bu tokmakların tebeşire eşit basınç uygulaması için hepsinin yüzey alanının eşit olması lazımdı. Bu yüzden bu bilgi yanlıştır. Tabii biz hemen doğru bir şıkkı bulduk. Hemen işaretleyelim demiyoruz. Bakalım diğer şıklara da bakalım. Belki yanılabiliriz. O yüzden test çözerken özellikle bunlara dikkat edelim. B. Bu olay bir deney olarak düşünülürse bağımsız değişken tokmağın yüzey alanıdır. Evet burada bir bağımsız değişken biz çünkü da bağımsız değişken ben öğrencilerime anlatırken öyle diyorum. Biz neyi değiştirdiysek o bağımsız değişkendir. Ee, burada biz tokmağın yüzey alanını değiştirmişiz. Bu yüzden de bağımsız değişkenimiz tokmağın yüzey alanı. Bu doğru bilgi. Katı basıncının cismin yüzey alanında ilişkisini göstermek istenirse 2 ve 3 nolu havan birlikte kullanılmalıdır. E, kullanılabilir değil mi? Yani 2 ve 3 kullanılabilir. Neden? E, birisi 4 ise, bir ikisi, birisi 2 ise bu, bu iki, bu iki e, havan katı basıncının yüzey alanı ile ilişkisini göstermek için kullanı, kullanılabilir. Bu olay bir deney olarak düşünülürse tokmağın ağırlığı kontrol değişkenidir. Ya da diğer adıyla sabit tutulan değişkendir. Burada e, ağırlık aynı demişti. Değil mi? Ağırlıkları aynı. Biz bunu kontrol edip aynı tuttuğumuza göre bu deney olarak düşünüldüğünde deneyin kontrol değişkenlerinden bir tanesi oluyor. Bu yüzden doğru olacak. Yanlışı sorduğu için bize doğru cevabımız A şıkkı olacak.